Evet, sabah misafirimiz var efendim. Bugün Sayın Gökhan Şen bizimle birlikte, müzisyen kendisi. Günaydın, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş. Para özellikle deprem bilincini aşılamak adına, depremde neler yapılması gerektiği adına ve depremle yaşamayı öğrenmek adına aslında. Doğru. Nasıl bir çalışma bu, birazcık ayrıntısını alalım sizden. Tabii Deprem ki. X diye bir şarkı var. Aslında bir şarkı değil, bir albüm prodüksiyonu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü değişik bir projeyle eğitim yapalım dediler çocuklara. Deprem eğitimi verirken bunun kalıcı olması, özellikle ilk öğretim çağı çocuklarının bu bilgileri öğrenerek, eğlenerek, sıkılmadan ne yapabiliriz diye bir arayışa girmişler. Benim de bundan haberim yoktu. Ve müziği kullanalım demişler. İşte alanında ben çocuk müzikleri, çok farklı kulvarlarda çalışmalar yapıyorum uzun yıllardır. Çocuk müzikleri alanında beni buldular. Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkkara depremde de zaten bir duayen tartışmasız ve hocamızı buldular ve biz bir araya geldik. Ne yaparız, ne ederiz diye tartışırken yeni besteler, yeni müzikler ve tamamen eğitime yönelik şarkılarla Deprem X konserleri altında bir organizasyon başlattık. Tamamen bu organizasyon için bestelenmiş özel şarkılarla, görsel efektlerle, çizgi filmlerle konser veriyoruz. Çocuklarla beraber şarkı söylüyoruz, eğleniyoruz, soru cevap yapıyoruz. Daha doğrusu hocamızın anlattığı her şeyi besteyle tekrar yapıyorum, pekiştiriyorum. Çok keyifli oluyor. Sonra bunun CD'lerini dağıtıyoruz. Evet, ilginç bir kimliksiniz aslında baktığımızda. Uzun yıllardır müzikle iç içesiniz. Evet. Yani sadece müzik içeriği nedir? Benim şarkılarım dört temelde oluşuyor, besteler. Bir, binalar ve eşyaları baz aldık. Yani çocuklar evdeki eşyaları nasıl sabitlerler, nasıl korurlar? Yani evin iç donanımının bir depreme karşı nasıl hazırlanması? Artı oturacağımız binaların neye göre seçimi, hangi binaların daha riskli olduğu, bunu müzik ve özel sözlerle, bestelerle öğretiyoruz. Bir, artı depremden önce yapılacaklar, deprem anında yapılacaklar ve depremden sonra yapılacaklar. Bunların her biriyle ilgili özel besteler var, şarkılar var. Konser sırasında, bu ilk öğretim programı aslında. Çocuklara ödüllü sorular soruyoruz. Şarkı sözleriyle ilgili ve kliplerle ilgili. İnanın muhteşem neticeler alıyoruz. Diyelim salonda 500 çocuk var. Ben bir CD, kendi müzik CD'mi armağan ediyorum. Dün Büyükçekmece'de bir okulda konserimiz vardı. Bu şarkının içinden dedim soru soracağım çocuklara. 500 çocuğun tamamı parmak kaldırdı. İstediğinizi sorabilirsiniz diye. Yani herhalde müziğin gücü olsa gerek. Müzikle olunca çok daha kolay öğreniyorlar tabii ki. Evet. Daha kolay akıllarında kalıyor herhalde. Kesinlikle. Biz bunu başlamadan önce de Işıkkara hocamla bir araştırma yaptık. Hani dünyada bunun örnekleri var mı? Neler yapılmış çocuklarla ilgili? Gerek internet bazında olsun, gerek Işıkkara hocamın daha önceki yıllardan deneyimleri çerçevesinde olsun. Herhangi bir benzerine rastlayamadık. O yüzden biraz da zorlandık başta nasıl yapacağımızı. Ama ben hep böyle ekstrem çalışmalara imza attım. Daha önce Maliye Bakanlığı'nda çocuklara vergi bilincini öğreten şarkılar yapmıştım, bir albüm yapmıştım. Ondan önce çocuklara okuma yazma öğreten Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni sesli sistemine göre bir albüm yapmıştım. Daha sonrasında işte el yıkama, uyku, beslenme gibi doğru davranışları öğreten bir albüm yapmıştım. Bunlardan tecrübem vardı ve oturduk. Aslında söz yazarı Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkkara denilebilir şarkıların. Ben temel konuları prozodiye döktüm, besteye döktüm. Çok şirin şarkılar oldu. Aslında bir gün belki gitarımızla geliriz burada hep beraber İnşallah. Çalıp söyleyebiliriz. De. Zaten biz sohbet ederken aşağıda şarkıyı da duyabiliyor bizi izleyenler. Aklınızda kalan bir şey var mı? Ne soruyorlar? Çocuklar gerçekten sorguluyorlar ve sorguladıklarının da bilincinde olarak hafızalarına yazıyorlar. Evet. Tabii burada bir de şey var. Bu çocuklarımız gönül ister ki Türkiye'de 35 bin ilköğretim okulunda 15 milyon öğrenci var. Bunların hepsine ulaşalım, bu eğitimi verelim. Aslında birer neferler. Zaten biz konserin son şarkısı Öğrendiklerini Sen de Öğret isimli bir şarkıyla bitiriyoruz. O çocuklarımıza gidip ailelerine, bulundukları mahallede, semtte ya da okullarında almış olduğu bilgileri tekrarladıkları takdirde bu bilgi yayılıyor. Eğitim ve bilinç arttığı süreçte, çünkü bizim deprem öldürmez binalar öldürür temeli altında bütün beste, konser, organizasyon bu çalışmayı yapıyoruz. Eğitim oranı arttığı anda depremden korunma ve kayıp sayısı da azalacaktır. Umarım bu tip çalışmalar tiyatrolarla, başka etkinliklerle
sanatın her alanında yoğunlaşır. Biz çok güzel neticeler alıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve bundan sonraki çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz. Size en olması gereken kesim, çocuklar öğreniyor depremde nasıl yaşanması gerektiğini ve neler yapılması gerektiğini. Onlar öğrensin ki ilerleyen senelerde daha sağlam ayakları yere basan bir toplum haline gelebilelim. Ben teşekkür ederim. Konusunda en azından. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.